Wow. Çok Yağmur. güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 50 bin takipçi olduğumuz için bir kutlama yapıyoruz arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve videoları izlediğiniz için, aboneler de tabii ki de arkadaşlar. Şimdi kutlama için Dubai çikolatası yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Ama bu sefer badem ezmesiyle yapacağız arkadaşlar. Çünkü evde badem ezmesi vardı. Şimdi size söyleyeyim nasıl yapacağımızı. İlk önce şurada bir çikolata var. Annem büyük bir tablet almıştı. Böyle parça parça ayırmıştı. Bunu böyle keseceğiz. Tabağa koyacağız. Sonra da suyu kaynatacağız. Suyun kaynamasıyla, buharla bunu eriteceğiz arkadaşlar. Çikolatayı eriteceğiz. Sonra o erirken yandan da, ama bu kaynarken, yani su kaynarken yandan da şey yapacağız. Kızartacağız künefeyi. Bu tereyağı ile. Bu tereyağı belki biraz fazladır, bilmiyorum ama. Şurada da tereyağı var. Buzdolaba koymuştuk, biraz donmuş. Böyle şey yapınca zaten kendisi şey olur, böyle kesilir. Yani kesmemize gerek yok. Şurada sadece çikolatayı keseceğim arkadaşlar. Burada bu kaynarken bunu kızartacağız arkadaşlar. Sonra o kızarttığımız şeyin içine bu badem ezmesini koyacağız arkadaşlar. Öyle karıştıracağız. Sonra çikolatayı koyacağız. Bu ezme şeyini koyacağız. İç harcını. Sonra üstüne bir tane daha çikolata katmanı koyacağız. Öyle buzdolaba atacağız donması için. Öyle güzel olacak. Arkadaşlar bu çikolatayı ben sosyal medyada çok gördüm. Çok ünlü olmuştu ama Antep fıstıkla. Antep fıstık ezmesiyle. Bazıları da Antep fıstığı eziyor, öyle yapıyor. Ama bizde bu olduğu için bunu yapacağız. Bunda da güzel olur. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce şunu keseyim arkadaşlar. İlk önce şu suyu kaynatmaya götüreyim arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi bu böyle kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çikolatayı kesiyoruz. Umarım bu çikolata yeter. Ama bir tane daha bundan yaparsam çok kalın olacak çikolatası. O yüzden şimdi kesmeye devam ediyoruz. Düzgün kesilmiyor çünkü buzdolaptan çıkartmıştım. Neyse ya, sonuçta sadece eriyecek, bir şey olmayacak. Sadece eriyecek. Şimdi bunları buraya aktarayım. Böyle dökülmesin. Yavaş yavaş. Hepsi içine girer mi? Biraz küçük bir tabak ama. Neyse. Eriyince zaten hepsi yeri küçülecek. Tamam. Şimdi bunu bırakıyoruz. Bunu şey yapacağız. Şunu çekelim. Biraz dökülmüş şuraya. Şimdi bunu. Bunun için, hayır bunun içine değil ya. Karıştı bir sürü eşya olduğu için. Şunu bir dökelim biz şuraya. Tamam. Bunu sonra kaldırayım. Bunu açacağım. Bu eriyecek. Bundan da birazcık alalım. Çok olur diye korkuyorum. Yeter mi acaba? Hele bunu bir yapalım. Böyle yapınca zaten kendisi şey oluyor. Çünkü donmuştu arkadaşlar. Altında da tereyağı erir. Bence siz de görmüşsünüzdür bu Dubai çikolatası. Zaten her yerde kaynıyor. Bu arada hikayesi de nasıldı? Nesini söylesene hikayesi. Bir tane kadın hamileyi de aşermiş. Yapmış, sonra bir dükkan açmış ama tutmamış. Sonra bir anda patlamış bir kadın. Ne olacak? Bir tane influencer yüzünden patlamıştı. Yeter herhalde bunu. Ben bunu bir yapayım. Arkadaşlar şimdi açılmadı. Şimdi bunu eritiyoruz. Altta kaldı tereyağı. Tereyağını eritip bunu kızartıyoruz arkadaşlar. Böyle kıtır kıtır olması için içinde. En büyükte de açtım hemen erisin diye. Bu arada su hala kaynamadı. Kaynayınca üstüne çikolatayı koyacağız erimesi için. Arkadaşlar bunun gibi vlogları seviyorsanız benim bir tane oynatma listem var, vlog. Onu gidip izleyebilirsiniz. Orada birkaç tane vlogum var eski vloglarımda. Yavaş yavaş yiyeyim. Acaba tereyağı az mı ya? Çok dedim ama şimdi az gibi görünüyor.
Ama çok tereyağı koyunca da böyle ağır olacak. Zaten her türlü gibi ağır bir tatlı ama. Olsun, böyle daha güzel olur. Bu da kedin arkadaşlar, diğer kızım. 2 yaşında. Can'a da şimdi 7 aylık az kaldı. 8 ay olmasına. Sanki tereyağı daha gerekiyor değil mi? Yoksa böyle daha güzel mi? Önemli olan kıtır kıtır olması değil mi? Arkadaşlar ben biraz daha tereyağı getireceğim. Mesela şöyle bir tereyağı daha koyacağım. Çünkü az geldi dediğim için. Dediğim için diyorum ya. Toplandır vlog yapmadığım için böyle biraz heyecan oluyor arkadaşlar. Ne konuşacağını bilmiyorsun. Gelsin şu tereyağı. Sadece böyle kavuracağız. Sadece çıtır çıtır olsun diye. Çıtırlaksana. Çünkü sana çok ağır oldu. Kalorisi de yüksek oldu. Az kaldı. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Anne bir defa yaptım sence fıstıklı. Güzeldi. Umarım bu badem fıstıklısı da güzel olur. Ama ben ilk defa yapıyorum. İnşallah düzgün olur. Yanmaz. Biraz daha beklerse sanki yanacak bir yeter mi acaba? Burada tereyağı mı var daha? Evet. Ama arkadaşlar daha fazla yanmasın, yeter yeter. Kabartma koyayım çünkü badem ezmesiyle birlikte burada karıştıracağım. Biraz fazla. Fazla mı? Bilmiyorum, bir şey olmaz ya. Dur. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar su kaynadı, şimdi çikolatayı koyuyoruz, elim yandı biraz. Böyle eriyene kadar karıştırabiliriz ama eridikten sonra hemen kapatmalıyız yanmaması için. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Daha yeni olacak. Oo, biraz karıştırmak lazım, yağı yukarı çıkmış. İlk önce şunu bir koyalım. Güzel kokuyor bu arada. Hayır. Neyse bunu karıştıralım arkadaşlar biraz. Az gözüküyor ya. Ben dedim bu belki çoktur ama. Koyalım. Eğer şey olmazsa biraz tahin de koyarız. Çünkü bazıları tahin de koyuyor. Biraz şey olsun diye. Over olmasın diye tahin koyuyorlardı. Yeter mi acaba? Karışmıyor ki bu küçücük şeyde. İçine koyunca zaten karıştıracaksın. Evet. Öyle yapalım. Hepsini koyalım. Sandığımdan az çıktı biliyor musunuz? Benim 3-4 kaşık içinde vardır sandım. 2 kaşıkla bitti resmen. Haydi. Yapışıyor ya. Küçük bir kaşıkla hepsini almalıyım. Ay, acaba çok mu oldu ya? Dur ya, şimdi karıştırınca yani yeter, görürüz. Birazcık akışkan da olurum. Kıtırlık önemli değil mi? Önemli olan kıtırlık. Tamam durun, ben küçük kaşıkla çıkartayım arkadaşlar. Ben de ablama yardım ediyorum arkadaşlar. Yandan çikolatayı eritiyorum bu şekilde. Arkadaşlar çıkarabildiğim kadar çıkarttım. Şimdi bunu biraz karıştırayım. Bakalım yetecek mi? Aa, bak şimdi çok oldu. Neyse biraz daha karıştırayım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Antep fıstığı daha güzel diye şey yaptım ama bu da çok güzel kokuyor. Sanki çok güzel oldu. İşte. Ay tam yetti biliyor musunuz? Elimin ayarı tam güzel oldu. Yine. Neyse. Tamam, bu iyice karıştı. Çikolata eridi mi rahat? Tamam. Arkadaşlar bakın bu şekilde oldu ama böyle birkaç tane şey kaldı. Parça kaldı. Onlar da eriyince bitecek. Sonra da yapmaya geçeceğiz. Bu arada sesim gitmiş. Bu kardeşim rahladı arkadaşlar. Sıcak olduğu için bezle aldık. Şimdi bunun yarısı kadar içine koyacağız. Böyle. Bazıları etrafına şey yapmıyor. Etrafı böyle açık oluyor. Ben etrafını da yapacağım. Etraf kirlenmez.
Şimdi şöyle bir dağıtalım. Dana. Biraz daha. Şöyle de yapabiliriz. Şu tarafa da. Şurası ince oluyor. Biraz daha dikeyim. Gerisi oldu mu acaba? Biraz daha. Diğeri de üstü için. Şimdi şöyle yapalım. Şu taşı bırakalım bir. Etrafı biraz çikolata oldu ama bir şey olmaz. Şimdi bunu birazcık buzdolaba koyacağız donsun diye. Tamam. Biraz daha etrafı dolaştıralım çünkü etrafı bir şekilde ince oluyor. Eşit şekilde ortaya gelsin. Ya da şuraya da biraz yapalım. Tamam. Ortaya doğru. Tamam, şimdi bu şekilde buzdolaba koyacağım. Arkadaşlar bu şekilde biraz dondu. Şimdi iç harcını koyuyorum. Hadi bakalım. Ay, sandığından az çıktı. Eyvallah, çok fazla. Dışında koyayım. Hepsini koyalım. Arkadaşlar biraz tadına baktım. Aslında biraz ağır. Çünkü var. Tamam. Şunun için mi? Gel çıkart. Al ben sana vereyim. Sen öyle çıkart. Ben bunları düz yaparken. Eşit dağıtalım. Bakın iyi ki yanlarını yaptık. Yoksa hepsi gözükecekti yandan. Arkadaşlar umarım 100.000 oluruz. 100.000 olunca YouTube bir tane hediye gönderiyor. Böyle şey gibi. Nasıl diyeyim? Karne gibi bir şey ama aynen tablo gibi ama böyle gümüş sanırım. Gerçek gümüş değil ama gümüş renginde. Taraf mı? Taraf sanki şeyi çok da. Neyse bir şey olmaz, şöyle yapalım. Koy. Eşit oldu mu? Oldu sanki. Tamam. Tamam. Şimdi bunu koyuyoruz arkadaşlar üstüne. Hepsini koyacağım. Eşit dağıtırım. Bu ne? Umarım düzgün dağıtabilirim. Birbirlerine karışmasın. Bakın biraz çok kalınca altını biraz tutuyor. Şunlar. Sanki üstü için az çikolata kalmış. Ben çok kalır sanmıştım. Yok ya. Zaten altı için önemli değil. Bence öyle. Bilmiyorum ama. Sonuçta ilk defa yapıyoruz. Şunu bak, sonra gerçekten bu tarafta çok. Bu tarafta az, bak yukarıya doğru bakarsan. Şey fark olarak. Etmiyorsun. Bir şey olmaz ya. Sonuçta yenedik. Dur. Böyle dağıtalım. Ay gerçekten öyleymiş. Neyse benim dediği gibi. Bu taraf az olmuş. Bu taraf da çok. Artık kim orayı yerse o şanslı. Sence bu taraf mı şanslı? Bilmiyorum. Evet, hangi taraf daha güzelse? Bak bu taraf şöyle. Daha aşağı doğru. Aynen aynen. Senin dediğin gibi. Şu köşe de var. Ne? Orada mecbur öyle çünkü yukarı kalarmış, olmaz ya. Keşke renklendirseydik aşağısını. Unuttuk işte. Benim ilk önce video yapmadan önce aklımdaydı. Sonra da siz dediniz, ha yaptıktan sonra mı dediniz diye. Tamam. Yeter arkadaşlar. Şimdi böyle buzdolaba koyalım yine. Burada bir baloncuk çıktı. Bu ne? Dur. Tamam. Böyle. Gidip yine buzdolaba koyalım. Oldu mu? Biraz düzeldi. Buzdolaba koyalım. Biraz daha donsun. Sonra hazır olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hazır ama çıkarırken böyle çatlamış. Onu gördüm. Şimdi çıkarmaya çalışacağız. Şu tarafları. Oo. Nasıl çıkacak bu? Ters çevir. Ters çevir. Nasıl? Tamam oldu. Dur. Wow. Bakın arkadaşlar. Wow. Çok güzel.
Arkadaşlar şimdi bir tadına bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Ah. Aferin. Cana da istiyor. Çok ağlı sanki. Arkadaşlar ben badem ezmesiyle yaptım. Şimdi bunları böleceğiz. Kızım istiyor şimdiden. Kaşığını getirmiş. Al al sana bir parça vereyim. Al. Bunu sen ye, tamam mı? Bunları da böyle keseceğiz. Bakalım bununla düzgün kesilebilecek mi? Biraz çoğuz arkadaşlar. Herkese vermek için kesmeye çalışacağım. Böyle düzgün kesilmiyor sanırım. Çok katırtı sesi var. Arkadaşlar sesini de duyun. Yakınlaştır. Hayır, herkes yiyecek, o yüzden bölmem gerekiyor arkadaşlar. Biraz çoğuz da. O yüzden siz de şu kıtırtıyı bir duyun. Bakın nasıl çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Ben biraz olur, ağır olur sanmıştım ama çok iyi olmuş. Bakalım altı da biraz kalın mı? Yok, tam kıvamında olmuş gerçekten. Zaten bundan çok insan yiyemiyor. Al al al. Tamam. Şimdi herkes gelip alacak zaten arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böldüğüm için biraz böyle dağınık gözüküyor ama alın, hadi alın, herkes alsın. Eline sağlık oğlum. Afiyet eline olsun. Sağlık. Zaten siz de yardım ettiniz. Sizin de elinize sağlık. İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni 50 bin abone yaptığınız için gerçekten size çok teşekkür ederim. Umarım şey oluruz. 100 bin abone oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın.